Yok valla. Benim ümidim kalmadı Nihat. Biz bu takımı toparlayamayız. Toparlarız toparlamasına da sen paradan haber ver, paradan. Gene para diyor ya. Sabahın köründe bunun için mi topladın bizi buraya? Olağanüstü toplantı. Tabii ki olağanüstü zamanda toplanılacak. Kulübün durumu vahim. Bize mi kaldı tasası birader? Toptan istifa edelim gitsin. İstifa mı? Herife bak ya. Para lafı ettik diye hemen istifa edelim diyor. Geçen sefer de sen istifa etmeye kalkmıştın. Geçen sefer başka. Öyle ya. Dün dündü, bugün bugün. Artık istifa mı istifa etmem. Öyle böyle zor bir durumda. Korkup kaçtı dedirtmem. Gururum var benim, gururum. Bizim yok mu? Bilmem vallahi. Varsa gösterin. Nasıl yani? Elini cebine atarak. Kesenin ağzını açarak. Ya sen başka laf bilmez misin Allah aşkına? Sanki para vermiyor muyuz? Hep ben veriyorum. Daha ne yapayım? Dükkanımı satayım. Ya bu çocuğun canı yok mu? Kahveyi bile ipotek etti. Bir boka yarasa içim yanmaz. İki futbolcu alamadık. Ben maddi manevi bir şey esirgemiyorum kulüpten. Kanımla canımla çalışıyorum. Daha ne alt edeyim? Şaşırdım vallahi. Ya beyler, benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Biz niye bu çocukları televizyondaki yarışmalara çıkarmıyoruz? Futbolcuları mı? Tabii. Millet parayı çuvalla götürüyor. Biraz da bizimkiler kazansın. Hem kasamız dolar, hem reklam olur. Rezil oluruz vallahi, hepsi cahil. Ne yapayım birader? Sen bir şey bul o zaman. En iyisi bir balo düzenleyelim. Ha iyi, sanki şampiyon olduk, bir balomuz kusur. Ya öyle değil. Bizim geleneksel yardım balomuz yok mu? Var ama onu baharda yapıyoruz birader. Daha kaç ay var? Ya ne olmuş? Yani anayasa yok mu bu? Biz idare heyeti değil miyiz? Bir karar çıkarıp öne alacağız. Diyelim ki yaptık baloyu. Ne olacak? Ya olacağı şu. Bak şimdi. Farz edelim 200 kişiye davetiyeyi sattık. Hatta sıkı çalışırsak 300'ü bile bulur. Bir bilet 100 bin desek. Buna teberruları da ekle. Tamam mı? He? Tamam, aldık kararı. Yaz. Hadi hayırlısı, ben geç kaldım, gidiyorum. Ha, Figo, bir dakika. Figo, dur bekle bir dakika. Ne var gene? Sana bir şey danışacağım. Ayıp ettin, söyle. Bu konu önemli. Baloda bir konuşma yapacağım. Konuşmayı falan boş ver. Geçen seferkini unuttun mu? Kimse dinlememişti. Milleti acayip uyutmuştun. Gözünü seveyim, konuşma falan yapma. Sen ne anlarsın lan Angut? Zaten sana fikir danışan eşek de kabahat lan. Allah be. Bu saatte sokakta ne işin var senin? Gene yırttın mı lan okuldan? Yo, ben öğretmenden izin aldım. Gülahıma anlat sen onu. Ama öğleden sonra çok önemli bir maçım var. Antrenman yapmam lazım, çocuklar bekliyor. Keyfin bilir vallahi. Hem baban görürse kulaklarından duvara çiviler. O senin geleceğini düşünsün, sen de böyle dalga geç. Ben de geleceğimi düşünüyorum. 2 yıl sonra sizin takıma gireceğim. Hoş geldin küçük Fikret. 1 sene eksiktin. Merhaba Nihat. Merhaba dayı. Günaydın Servet abi. Hadi ver elini barışalım. He? Git başımdan. Ya ver Allah aşkına ya. Bunca yıllık arkadaşlar arasında küslük olur mu hiç abi? Olmaz. Hadi, uzatma artık. Hadi. Sen benim işlerime tecavüz ettin. Ya bir hatadan işledik işte. Dedikodu. Kimden çıktı belli mi olur? Benden çıkmaz. Çıkar mı hiç? Hadi büyüklük sende kalsın be Sermet abicim. Barışalım. Hadi be abicim.
Senin için eğlence terdim etti kardeşin. Kulübün balosuna bir bilet al. He? Ne balosu? Balo bağırda. Öne aldık. Siz de benim gibi züğürtlediniz galiba. Aa, sen de züğürtlükten bahsetme. Validen zengin. Miras parasını yastık altından çıkar bakalım. Şşt, ileri geri konuşma. Duyan da sahi sanacak. Yemezler Sermet. Elimden kurtulamazsın. Dönüşte bileti satacağım sana. Ayrıca piyango da var. Mutlaka büyük ikramiye sana çıkar. Heh, sen şanslı adamsın. Ya ne demezsin? Şanslıymışım. Merhaba. Şansım olsa karşıma eczane açılmazdı. Hazır mı Sermet? Ay! Ödümü kopardın kız. Hazırsa ver de gideyim. Hazır, hazır. Sana son bir şans tanıdım ama bu sefer de işe yaramazsa para yok. Garanti istiyorum senden. Ne garantisi? Ütü mü satıyoruz burada? Merak etme, benim sözüm senet. Öyle diyorsun ama hala faydasını göremedik. Veriyorum ilacı, bizim adamda tek yok. Sırtını dönüp yatıyor. İtiyorum, kakıyorum, bana mısın demiyor. Yakında faydasını görürsün. Yavaş yavaş dozu yükseltiyorum. İyi, birden yükselsen? Hekimin işine karışma. Al bakalım. Kıymetini bil. Hindistan'dan gemiyle geldi bu. Hemen faydasını göreceksin. İnşallah, inşallah. Ah, ah. Ya bir televizyon bu kadar önemli mi abi? Boşuna nefes tüketme. Benim televizyonu sırtlanıp götüremezsin. Geçen yıl da verdik. Git başkasından bul. Ya inadı bırak Mehmet ya. Koskoca balo be. Senin televizyonu büyük ikramiye olarak koyacağız. Ya adın 10 defa anons edilecek. Reklamını yapacağız. İstemem, eksik olsun. Ulan helal olsun be. Biz hayatımızı adadık, sen şunu bile esirgiyorsun. Alt tarafı bir televizyon. Evet, alt tarafı 10 milyoncuk. Senin cebinden çıkmıyor tabii. Bunlar Daltay kervanı gibi valla. Bekle ki gelsinler. Beklerken ücret çalışıyor ya, ona bak. Hala taksi şoförü olsan daha mı iyiydi sanki? Ya Fikret, sizin takıma gene 4 çekmişler ha. Hiç sorma. Hep nal topluyoruz ama dur bakalım. Bizim Nihat var, takımın antrenörü. Para toplamak için iyi bir formül buldu. Ağaçtan mı toplayacak? Bir balo düzenliyor. Evdeki hesap çarşıya uyarsa ara transferler çantada keklik. Bari Tanju'yla Rıdvan'ı da alın. Nasıl olsa ikisi de işsiz. Dalga geçme. Bu iş ciddi. Bizim Nihat bayağı riske giriyor. Evet. Bu büyük ikramiye sayesinde epey para toplayacağız. İbo, Cemal, öne çıkın. Siz ikiniz teşrifatçısınız. Bakmayın lan aval aval. Ulen kapıda konukları karşılayacaksınız. Tamam mı? He? Geçin yerinize bakayım, geç. Sen. Piyango biletlerini satma işi sizin. Eğer bir tek iade getirirseniz büyük ikramiye size çarpar, gebertirim. Geçin yerinize. Kemal, Nuri, siz ikiniz yemekte içkileri kontrol edeceksiniz. İki kişiye bir ufak rakı veyahut da bir şişe şarap. Fazlası yok. İpin ucunu kaçırdık mı batarız, acısı benden çıkar. Sonra ben de sizden çıkartırım. Hocam, ben de bilet satsam? Sus lan! Biz burada koordineli çalışıyoruz. Sen ne bozuyorsun koordinasyonumuzu? Bir tane... Korkma oğlum, sana da iş vereceğiz. Gel yavrum. Çeneni daya yavrum. Böyle. Şimdi o balona bak. Görebiliyor musun kızım? Peki, göremiyorum doktor amca. Biraz daha yaklaş. Yakından bakarsan görebilirsin. Net mi şimdi? Net değil. Biraz dikkatli bakarsan net olacak. Evet, oldu. Balonu görüyorum. Hiç oynama kızım. Güzel. Baba, balonu görüyorum. Daha bitmedi kızım, bak gene. Aferin. Evet. Peki Mine, muayene bitti. Gel kızım. Sen biraz dışarıda oturur musun? Tabii doktor amca. Çok mu kötü doktor bey? Vallahi gördünüz, iyi desem yalan olur. Ancak şu anda yapabileceğimiz pek fazla bir şey de yok. Yani hiç mi?
Yok, o kadar da değil. Anlıyorum endişenizi ama düzelecek. Ameliyat için henüz küçük. Sağlıklı bir sonuç alamayız. Yeni camları buna göre alın. Bir de geceleri dikkat edin, çok okumasın. Televizyonda etkili tabii. Dikkat ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Baba, ne dedi doktor? Yakında düzelecekmiş gözlerin. Ama geceleri biraz az okusun dedi. Kör olmayacağım değil mi? Hoppala. Nereden çıktın minik kuşum? Her gözü bozuk olan kör olursa olur mu öyle şey? Sen boş ver bunları. Pasta nasıl, sen ona bak. Sakın alime söyleme. Vallahi dilinden kurtulamayız. Çok sever pastayı o. Aman aman. Abisini de pek düşünür. Peki, ona da alırız. Zeynep'in başı kel mi? Anlaşıldı. Herkese yetsin diye büyük bir pasta. Sen işe geç kalmıyor musun baba? Bugün öğleden sonra izin aldım. Minik kuşumu doktora götüreceğim dedim. İşe yeni girdik. Fazla da izin kullanıyoruz ama... bu gidişte koyacaklar kapıya bizi herhalde. Geç kızım şöyle. Koy pastayı masaya. Telefon faturası. Dur bakalım kaç para gelmiş. Bu ne bu? Ulan fabrika telefonum bu. 700.000 lira. Deverin nalı. Tabii. Çak 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 çak. 50 saat konuşursanız olacağı budur. Ben konuşmuyorum baba. Baba. Gel lan buraya. Buraya gel. Ne bu? Telefon faturası. Bir tane çarparım. Onu görüyoruz. Oku bakayım şurayı. Toplam. Altını. 70.000 lira. Okuma yazması da yok. Doğru oku şunu. 700.000 lira. Nasıl bu para gelir bir eve olan? Hı? Pişman ettiniz beni, pişman. Kim konuşuyor? İtiraz et baba. Bilgisayar hatasıdır. Sus. Vallahi gebertirim seni. Kilit vuracağım bundan sonra. Ben konuşmuyorum ki. Ablam konuşuyor. Onun da canını okuyacağım. Yok değil mi hala? Zeynep. Tamam. Gelince onu da yaktım. Bu... Alo. Ne? Ha Nihat. Ne oldu ya? Öf. Amma da önemliymiş ha. Gören de parti başkanı sanır seni. Konuşmaymış. Konuşma. Konuşma diyoruz sana. Uyutuyorsun milleti. İyi tamam, peki hadi uğrarım tamam. Çocuklar pasta öyle yenmez. Çekin ellerinizi. Ablanızı bekleyin. Hadi neyse ben çıkıyorum. Derslerinizi bitirin bir. İki. Ve en önemlisi telefona el sürmek yok. Hadi eyvallah. Üç. Hem kendisi konuşuyor hem bize kızıyor. Dışarıdan arayınca bize yazmaz ki. Şey Sukala. Ve böylece bize bu olanağı sağlayan sizler, bu takımın hamileri, vasileri, veli nimetlerisiniz. Artık top bizde. Sporcularımız sağlam kafa ve sağlam vücutta bulunur. Puh, koordinasyonu unutmuşuz. Hay koordinasyon. Takımımızı zaferden zafere 4 dala koşturacak olan... Olmuyor, Allah kahretsin. Yazamıyorum. Neyi yazamıyorsun abi? Şimdi dünyadan haberin yok be kızım. Sakin ol abi, niye böyle huzursuzsun? Huzursuz olmayayım da ne halt edeyim? Her şey benim sırtımda. İşler ters giderse ben rezil olacağım. Bir taraftan da bilet satmak için 9 takla atıyorum. Sanki paralar benim cebime girecek. Almıyorlar mı peki? Gırtlaklarını sıkarsam zar zor alıyorlar. Sen aldın mı peki? Yoo. Getirmedi ki kimse. Hale bak. Koskoca eczane sahibi.
Önce sen al da örnek ol. Hatta teberru bile yap. Peki, ne kadar vereceğim? Gönlünden ne koparsa prensesim. Buyur Rasim amca. Sağ ol evladım, size sağ ol. Size Rumen denizciden anlatmış mıydım? Aha, anlattın anlattın, hem de kaç defa. Bırak gene anlatsın abi, aman, güzel hikaye. Şerefe, ben hatırlayamadım. Hiç unutmam, bir gün gene Boğaz seferini... Devam et. Artık Boğaz seferi falan yapamayacağım. Bitti. Hepsi mazide kaldı. Denizden çıkmış balığa döndüm. Hadi kaptan, bırak şimdi çocukluğu. Söylemesi kolay. Yıllarımı vermiştim ben bu işe. Sen şimdi tekaüt oldun mu ciddi ciddi? Dilekçesini vermiş abi. Emeklilik işlemlerini bekliyor. Boş ver. Neşeniz bol olsun. Gel ya, gel Allah aşkına. Ya. Gel. Ya bize telefon ediyorsun gel diye, kendin yoksun meydanda. Merhaba. Merhaba Figo. Geç. Merhabalar. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Hadi bakalım. Pamuk eller cebe. Hazır hepiniz buradayken bu işi bitirelim. Yapma gözünü seveyim. Bizim de mi günahımız var? Tabii abi. İtiraz istemez. Ya Figo, ne olacak senin bu oğlanın hali? Yine okul zamanında bugün top peşinde sürtüyordu. Ben de bıktım artık. Böyle olmaz ama. Bir şeyler yapman lazım. Tamam da ne? Fikret abi, sizi dışarıda bir hanım bekliyor. Hadi bakalım şerefe. Saatinize. Büyük ikramiye de var. Televizyon. Oh, o gece çok güzel bir gece olacak. Kusura bakmayın. Benim gitmem lazım. Hemen dönelim. Tamam, tamam. Bana bak. Orada orkestra olacak mı? Ne oldu ya? Ne işin var burada? Ne istiyorsun yine? Yok bir şey. Telaşlanma. Sadece seni görmek istedim. Hepsi bu. Nasılsın? Ben iyiydim ama şimdi emin değilim. Şaşırdım birden. Peki sen iyi misin? Hmm. Uzun zamandır düşünüyorum. Neden biz böyle olduk? Kavga, gürültü, acılar. Farkındayım. Hata bende. Sen hep haklıydın. Sorumsuz davrandım. İnan burnumda tutuyorsunuz. Hepinizi çok özledim. Çocukları, seni. Bana bak. Aklımdan neler geçiyor bilmem ama... eğer çocukları benden almak için yeni bir kurnazlık tasarladınsa... avucunu yalarsın. Hayır, hayır. Yanlış anladın. Ben sadece... evet, çocuklarımla birlikte olmak istiyorum. Ama sırf mesele bu değil. Yalnızlıktan bezdim. Ben yuvama, sana dönmek istiyorum. Çok düşündüm. Düşündüm ve seni ne çok sevdiğimi bir defa daha anladım. Yapma, yapma, gözünü seveyim. Bu kadar katı davranmak zorunda mısın? Duygularımı anlamaya çalışsana biraz. Senin gözünde hiç mi değerim yok? Bana bir şans daha veremez misin? Yine bir başlangıç daha yapamaz mıyız? Lütfen Şule. Bak Şule, daha önce denedik bunu. Kaç kere yeni bir başlangıç yapalım dedik. Tekrar bir araya geldik. Ne oldu? Mine'nin doğumundan sonra yine kırtlak kırtlağa geldik. Ah Mine. Minik kuşumuz. Onu da çok özledim. Bu sefer inan ki durum çok farklı Fikret. Sensiz çocuklarla geçen hafta sonu tüm gerçekleri gördüm. Çocuklar ikimizi birlikte görmek istiyor. Ben hatalarımdan ders aldım. Artık çok iyi bir eş ve anne olabilirim. Yo yo, unut bunu. Aklından bile geçirme. İmkansız Şule. O defter kapandı. Bitti. Senin için böyle konuşmak kolay tabii. Sen erkeksin, şş, güçlüsün. Şş, yavaş yavaş. Tek başına hayat mücadelesi veren bir kadını anlayamazsın. Allah aşkına yavaş. Yüreği çocuklara için yanan bir kadını anlayamazsın. Hadi yapma böyle. Bak seni anlamıyor değilim. Onlar senin de çocukların. Ne zaman istersen gelip görebilirsin onları. Sahi mi? Sahi tabii. Acaba şimdi ne yapıyorlardır? Uyumuşlardır. Ne talihlisin. Her gece uyurlarken yüzlerine bakabiliyorsun. Ah, bunu ben de yapabilseydim. Bakabilir miyim? Şimdi mi? Hı-hı. Evet, şimdi. Hiç değilse bunu esirgeme. Ne olur. Peki, tamam. Gidelim. Ne iyisin? Hadi Şerefe. Ya nerede kaldı bu Fiko? Boş ver Fiko'yu ya. Sana ikna daha satayım kaptan. Arkadaşlarına verirsin. Siz...
Sizden başka arkadaşım yok ki benim. Vay yanık lan ya. Hadi ya, kırma beni ya. Hem zaten yakında emekli ikramiyeni alacaksın. Sarsmaz seni. Ya Rasim baba, bu Fikret nereye gitti be? Takma kafanı. Gidip yatmıştır herhalde. Hay hadi Allah, Şerefe. Hadi bakalım. Hadi. Yavrularım, kendimi hepinize affettireceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım sizler için. Yavrum, miniğim, bir tane. Melek gibi uyuyor. Kızın gözleri gittikçe ilerliyor. Ameliyat lazım ama biraz daha büyüsün dedi doktor. Bana bırak, sen hiç merak etme. Onu en iyi doktorlara götüreceğim. Artık miyop tedavisi lazerle yapılıyor. Sapasağlam olacak gözleri. Bir dakika gelsin, ne olur. Yavrularımın resimleri. Canlarım benim. Evet, seni dinliyorum. Aa, ne oluyor ya? Şşt, çocukları uyandıracaksın. Derdin ne senin? Sen. Ben de çocuklar sanıyordum. Tabii onlar da var. Ama senin yerin başka. Buradasın biliyor musun? Söküp atamadım seni. Fıttırıyorsun galiba. Biz boşanalı yıllar oldu. Hadi, hadi dışarı. Hadi. Acın. Sen bu yatacıkta mı yatıyorsun? Evet, ne olmuş? Bir başına. Evet. Kışın üşürsün sen. Daha kış gelmedi. Ama geceleri serin oluyor. Önemi yok. Bir battaniye örtüyorum, tamam. Olur mu öyle şey canım? Hiçbir şey bir kadının sıcaklığının yerini tutamaz. Saçmalama kuzum. Allah aşkına ne demek istiyorsun sen? Gelsene yanıma. Eski günlerdeki gibi omuzlarını ovayım. İstemem, istemem. Aa, ne kötülük var bunda? Ne kadar severdin seni ovmamı. Sana sadece dokunmak, sarılmak istiyorum, o kadar. İnan seni çok özledim. Artık rüyalarıma giriyorsun. Bütün benliğim seni arıyor. Sana, kollarına, yumuşaklığına, bana dokunmana hasrettim. Boşuna, boşuna. Aa, uzatma, gel hadi. Hayır, olmaz, asla. Beni yeniden çıkmaza sürükleme. Sen artık benim hiçbir şeyim değilsin. Sadece çocuklarımın annesi o kadar. Umut aklından geçenleri. Aa, uzattın ama, gel dedim sana. Ne yapıyorsun ya, bırak kolumu ya. Çekil üstümden, laf anlamıyor musun sen? Alacağın olsun. Seni hiç affetmeyeceğim. Ben ne yaptım ya? Gururumu çiğnedin. Zaten bu yuvayı da yıkan sensin. Bağırma ya. Şimdi bu yuvayı kurtarmak benim. Abla, abla. Nefes alamıyorum. Şöyle kendine gel. Gene başlamayalım. Çek ellerini üstümden. Sen kendini ne sanıyorsun? Beni yavrularımdan ayırmaya hakkın yok senin. Bağırma. Bana bir şey yapma. İstediğin zaman gel gör çocukları. İstemez. Kim bu? Kim? Kim bu? Kim kim? Bu. Bir fotoğraf. Anladık da kimin fotoğrafı? Sana ne ya? Sana nesi var mı? Yatak odanda çocuklarımın resimleri arasında bu cüvenin ne işi var ha? Ne işi? Ne? Kim? Kim dedim bu kadın? Kim? Kim? Baba, İpek ablanın fotoğrafını mı soruyor? Sus lan, sus! Kim bu İpek? Yoksa... Yoksa bu o kadın mı? O kadın. Geri döndü anne. Sus lan! Allah seni kahretsin! Allah seni kahretsin, mahvedeceğim seni! O karı yüzünden yıktın yuvamızı değil mi? Ona karı diyemezsin, söylediklerine dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır inşallah. Git dedim. Gitmiyorum! Bağırma ya! Bağıracağım! Bağır anasını satayım be, istediğin kadar bağır. İstersen tabancanı çek, ateşe başla. Allah'ım sen beni koru! Ay. Yaptım! Ay.
Bu sefer başına öyle bir çorap öreceğim ki anandan emdiğin süt fitil fitil gelecek burnundan. Baba, şimdi annem ne demek istedi? Ne bileyim ben? Ne bileyim kızım? Annenin işlerine akıl erer mi? Ne geceydi be? Hadi bakalım, hepiniz yataklarınıza. Hadi! İyi geceler baba. İşlerden. Sıkı tutsana şunu. Sen de bir işi doğru düzgün beceremezsin. Tutuyorum ya abla. E artık olduğu kadar. Alsana şunu. İyi, bu da amma kurumlanmış be. Sıkı tut ha. Bir kaloriferle eve taşınamadık. Bir iş de söylenmeden ya. Tüm baba ya. Ne olmuş yani? Eline mi yapıştı? Benim canım yok. İki gün sonra donarsın. Tamam baba, tamam. Tamam baba, tamam. Yeter, konuşma. Ne yapıyorsunuz siz? Delirdiniz mi? Berbat ettiniz mübareğin yerini. Ethem dedenin bahçesini tarumar ettiniz. Allah Allah. Uzattın ama Saffet amca. Tövbe de yahu. Siz daha sillesini yemediniz bak mübareğin. Bak, bir onun sillesi kaldı zaten. Oğlum, nereden aldın odunu? Tuhafiyeciden. Of be. Nereden alayım Elmas abla? Oduncudan işte. Tamam da kardeşim, kandırmış seni. Yanmaz bu odunlar. Tıs tıs öter. Sidikli meşe. Of. Of. Of be. Of of of. Baba, nereye bırakayım odunları? Heh, ağzıma. Ulan iki tane de alıp gelsen elim başlanır ulan. Baba, karnım acıktı. Ne yemek var? Hiçbir şey yok. Tamam tamam, durun. Size bir menemen yapayım. Kızım, evde yumurta var mı? Var. Bana bak halim. Sen fırla amcana. Biraz domates biber toparla. Al. Yeter mi baba? Yeter. Artar bile. Üstünü değiş de git. Pazar yerinde böyle don paça dolaşılmaz. Tamam baba. Bana bak, üstünü getir. Ne atıyorsun ya? Ben boşaltıyorum, sen dolduruyorsun ya. Atma oğlum, çarpılırsın. Ethem dedenin bahçesinde odunların içine. Pazar olamayan elini. Oo Rasim Bey, ne güzel tesadüf bu. Nasılsınız? Vallahi nasıl olsun hanımefendi. İyiyiz demek adet olmuş. Müsaade edin. Ama rica ederim, zahmet olacak. Çok naziksiniz. Selam ederim hanımefendi. Geçen akşam sesinizi duydum. Ne güzel söylüyordunuz. Aman hanımefendi, yapmayın. Utandırıyorsunuz beni. Sizi de rahatsız ediyorum. Aa, ne demek? Hiç rahatsız olmuyorum ki, ben bilakis. Yok yok. Biz sesimizi keselim daha iyi. Aa, söylemeyin böyle, darılırım ama. Zaten bizde ne ses kaldı ne nefes. Ama arkadaşları kıramıyoruz işte. Söyleyin artık, bu şarkılar hiç duyulmuyor. Ne bilen ne söyleyen kaldı. İltifat ediyorsunuz. Çok sevindirdiniz beni. Sizin gibi bir hanımefendinin beğenmesi beni çok bahtiyar etti. Sağ olun. Sermet abi, ilacı bizimkine verdim ama. Gene mi bir şey olmadı? Bir şey oldu, oldu. Ne oldu? Canım adam ishal oldu, alttan üstten gidiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Zehirledik mi zavallı yine? Daha neler, ilaçtan olmaz. Akşam yedikleri dokunmuştur. Ama aynı yemeği ben de yedim, benim bir şeyim yok. Adam gidiyor. Telaşlanma, ona bir ilaç vereyim. Hah, bu diyareyi şıp diye keser. Aman istemem. İlacın senin olsun. Bu sefer de ölür melir de aman.
Allah Allah. Merhaba Sermet amca. Aa, kız şöyle hayrola, ne oldu? Şu araba biraz dursun. Vay 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 vay. Sonunda dananın kuyruğu kopuyor galiba. Hadi hayırlısı. İyi günler. İyi günler, buyurun. Bir an... Tabii. Üç kutuda rica edeceğim. Dün tamam da öbürü için reçete gerekli. Reçete mi? Evet, hem de yeşil reçete. O tür ilaçları öyle hemen alıp gidemezsiniz. Alıp gitmeyeceğim ki zaten. Burada içeceğim. Efendim? Burada içeceğim dedim. Haplarla beraber bir bardak da su lütfen. Merhaba Sermet amca. Şişt, gel bir dakika. İşim var Sermet amca ya. Gene başımı angara çıkarma. Zaten senin için şu ilanı yazdım diye kızmıştı babam. Sen şimdi bırak babanı. Annene bak, annene. Anneme mi? Arabası burada. Kendisi de eczanede. Neler dönüyor orada biliyor musun? Yo. Tamam işte. Koş git eczaneye bir bak. Sonra da bana anlatırsın kavgayı. Bana ne? Delirdiniz mi siz? Canınıza kastınız mı var? Evet. Ölmek istiyorum hem de buracıkta. Burada mı? Eski kocasının yeni sevgilisinin gözleri önünde. Hayır, hayır. Eski kocasının eski ve yeni sevgilisinin. Nasıl? Siz... Evet. Ben oyum. Senin de kim olduğunu dünya alem biliyor. Ne demek bu şimdi? Sen daha iyi bilirsin şekerim. Evlenecek misiniz ha? Bu da nereden çıktı? Onu bir türlü unutamıyor musun? Yalan. Ona hala sırılsıklam aşık mısın? Yalan, yok öyle bir şey. Hayırlı izler Bay Devlet. Sağ olun. Vay, kimler gelmiş maşallah, buyursunlar. Ne haber Cevdet? İyidir Rasim baba. Bakıyorum birlikte çıkmışsınız pazara. Yok be Cevdet, burada rastlaştık. Bir kilo domates rica edeceğim Cevdet Bey. Aa, estağfurullah Bayan Eleni. Buyurun seçin, size serbest. Teşekkür ederim. Aslan baba, sen büyük adamsın be. Cevdet sus oğlum, kurcalama, rezil etme bizi. Seni. Bu tamamdır galiba. Buyurun. E tartmadınız. Tamamdır. Hep böyle yapıyorsunuz. Ha, istemez istemez. Gelmeyeceğim bir daha. Olur mu? Sen duanı eksik etme yeter. Baba sana ne verelim? Sen para almıyorsun, ben de alışverişi kestim seninle. Yapma Cevdet baba Cevdet amca. Ya. Aslan yeğenim. Babam beni ben yapacakmış amca. Domates, biber filan istedi. Nasılsın Ali? İyiyim Eleni teyze. Hadi Allah kar bereketi versin. Alasmadık Cevdet. Güle güle, hayırlı işler. Para da yolladı. Üstünü geri götürecekmişim. Ne parası oğlum? Koy onu cebine. Aslan amcam. Ya amca biliyor musun? Annem eczanedeymiş. İpek ablayla kavga ediyormuş. Ne işi var onun bu mahallede? Ne bileyim ben. Biriniz bakın lan benim tezgaha. O mu söyledi bütün bunları size? Evet, o söyledi. Kendi ağzıyla. Sen birlikte olmak istiyormuşsun. Ben? Kocama asılıyormuşsun. Yuvamı yıkacaksın. Böyle mi dedi? Evet. Lütfen gidin buradan. Gideyim ha. Hatta istersen kocamı gümüş tepside sunayım sana. Terbiyesizleşmeyin. Terbiyesizleşmeyin ha. Sen terbiyesizleşme. Ben Fikret'i kimseye bırakmam. Baba, baba ya. Ne oldu oğlum? Hani pazara gidecektin? Gittim ama baba. Acayip şeyler oluyor. Bilmece gibi konuşmasana oğlum.
Allah Allah, adam gibi söyle. Ne oluyor? Cevdet amca eczaneye gitti. Yaralı filan mı? Değil baba. Peki niye gitti eczaneye? Şeyi ağzımdan kaçırdım. Neyi oğlum? Neyi oğlum? Çatlatma insanı. Annemin orada olduğunu. De! İpek ablayla annem kavga ediyor deyince Cevdet amca deli gibi koşmaya başladı. De! Hayda, bu da koşmaya başladı. Ne oluyor bugün bunları anlamıyorum ya. Göreceksin sen. Evli bir erkeğe göz koymak ne demekmiş göstereceğim sana. Dışarı. Hemen buradan gitmezsen polis çağıracağım. İstersen özel timi çağır, jandarmayı çağır, komandoları çağır. Sanki korkun var canım. Defol buradan, defol. Ha bir de tehdit ha. Görürsün sen. Ne görecekmişim? Sana bunları fena ödeteceğim. Pişman edeceğim seni. Kapat artık çeneni. Bütün mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Ya gel de kendin kapat sıkıysa. Ulan şırfıntı. Ulan şırfıntı. Şimdi yaktım çıranı. Geberteceğim lan seni. Abi dur ne olur yapma abi. Yapma abi Allah aşkına kurban olayım yapma bırak abi. Bırak dedim sana. Bırak. Yapma abi. Tekrar bir şeyler yap. Yapamıyorum git buradan. Git kaç kaç kaç. Nereye? Kaç yapamıyorum seni. Nereye kaçarsan kaç. Kaç. Ulan Sermet buraya bak ulan. Bu iş senin başının altından mı çıktı Allah'ın belası. Allah'ım ne olmadık çilen varmış hadi iş. Bir de soruyorsun ulan, içim dışıma çıktı ulan. Sabahtan beri helaya gide gele bir hal oldum, ölüyorum be. Ne verdin bana? Bana ne kızıyorsun? Karın istedi. Vazifesini yerine getiremiyor dedi. Ne vazifesi? Sen anlarsın işte. Öldüreceğim ulan, öldüreceğim seni. İkinizi de öldüreceğim, kaçma. Gel buraya pis morum. Alemin işte bunu sokmak neymiş görürsün. Yapma, yapma. Ayak aşkına şunu. Çekil ulan ayak altından. Ay geliyor. Geber. Geberteceğim demiştim lan sana. Ne yaptın abi? Yüzme bilmez bu. Fark etmez. Nasıl olsa İmdat. Geberecek abi karı. İmdat! Geber! Bırak lan gebersin. Bırak gebersin şırpıntı. Kurtarma lan. Kurtarma lan dedi. Getir abi. Getir abi. Getir abi. Ne yapıyorsun abi? Abi bıraksana. Bırak, abi bırak, denedin bırak, mi? Karışma lan. Abi Cevdet abi ya yap Allah aşkına abi denedin mi ya? Ulan bırak o karıyı. Cevdet abi. Bırak dedim. Allah'ını söyle sen. O karıyı kurtarırsan ikinizi de vurmazsın. Cevdet abi kardeş katilim olacak. Bırak. Cevdet abi yap Allah aşkına abi be. Ya abi bırak lan. Cevdet abi. Ya abi yap Allah aşkına. Ben dedim sana. Kaçma. Ver ya Allah'ın cezası seni. Geberteceğim seni. Ne oluyor ya bir dakika of. Geç şöyle. Bugün de herkes delirdi galiba iyi mi? Evet delirmiş bu. Çekil Nihat sen karışma. Bırak da mahalleyi bir mikroptan kurtarayım. Cevdet ne olur kurtar beni. Ne oluyor ya nedir bu şamata be? Bir dakika ya Servet'ten ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Asıl o benden ne istiyor? Tuh sana be koca karı kılıklı herif. Gel bir de yatak odamıza gir bari. İktidarsız herif senin gibi olur moruk. Ne sana bunu o mu dedi? Utanmıyor musun lan adama iktidarsız demeye? Bana ne kızıyorsunuz birader? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyordum. Hem suçlu hem güçlü. Daha doğrusu hem suçlu hem güçsüz. Sussana ulan! Şimdi geldim seni ulan! Kaçma lan gel buraya tutmalık! Gel ulan dedim sana buraya kaçma! Çekil lan! Gel. Utanmıyor musun lan? Medeniyetsiz herif! Karı kısmına vurulur muymuş ha? Cevdet abi! Ayrılın! Polis! Geberttin mi? Canımı kurtardım galiba şükür. Şükür! Gel buraya! Sen de bu yaşa geldin bir yüzünü öğrenemedin be! Yahu susmayın, konuşun. Biriniz olup bitenleri anlatsın bana. Müsaade ederseniz ben anlatayım komiserim. Anlat bakalım. Şimdi Şule gelmiş. Nereye gelmiş, ne yapmaya gelmiş? Aslına bakarsanız yani ben de tam olarak bilmiyorum ama... Bilmiyorsan ne konuşuyorsun Nihat? Ama ben o sırada kulübün balosu için... Bu herif bana iktidarsız dedi komiserim. Ya ben demedim komiserim.
Karısı karısı söyledi. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben hiç öyle şey der miyim? Aslan gibi kocam. Susun! Her şeyi daha fazla karıştırmayın. Zaten yeterince karışık. Bunları şeyle meyle ne ilgisi var canım? Sana evde göstereceğim, görürsün sen. Şimdi sen denizdeymişsin. Evet. Sen de tabanca çekmişsin ha? Hem de denize düşen kadına. Niye? Niye? Şimdi komiserim. Abi, aslında her şey birbirine bağlı. Komiserim, şimdi şöyle anlatayım. İzin verirseniz komiserim, benim bu işlerle hiçbir alakam falan yok. Yemin ederim. Olmaz olur mu? Susun! Susun dedim! Tek tek anlatın. Asıl suçlu kim anlayalım? Aslında her şey çok basit. Asıl suç... Komiserim, bu kadına inanmayın. Asıl suç... Asıl suç... Asıl suç bu çıyanda. Ama şimdi ben onu...